bacaklardaki, yani alt ekstremite dediğimiz bacak bölümündeki eşitsizlikler cidden hayatı zorlaştırabilecek problemlerden bir tanesi. Bunun en önemli nedeni tabii ki yürüme sırasında dengenin sağlanamaması. Vücudun aslında çok iyi bir tolerans sistemi vardır. Yani öyle 3-5 milimetreden kısalıktan, farklılıktan ciddi bir sorun ortaya çıkmaz. Ciddi sorun ne zaman ortaya çıkar? Eğer iki bacak arasındaki uzunluk farkı 2 santimetrenin üzerinde ise burada problem oluşmaya başlar. Çünkü leğen kemiğinin ve omurganın bunu artık destekleme kapasitesi, yeteneği bunu kapatmaya yetmez. Bunun sonucunda da yürürken hem aksama, topallama gibi veyahut da çabuk yorulma gibi, yani enerji sarfiyatı arttığı için çabuk yorulma gibi problemler ortaya çıkabilir. Onun için bizim iki taraf arasındaki problemli fark 2 santimetredir. 2 santimetrenin üzerinde ise bunu düşünmek gerekir. Şimdi 2 santimetrenin üzerindeki eşitsizlik durumlarında ne yapılabilir? Biz öncelikle burada eşitsizliğin oranı önemli, miktarı önemli. Mesela 3 santimetrelik bir eşitsizlik için 1 veya 1,5 santimetrelik yükseklik verebiliriz. Ama aradaki eşitsizlik fark 5 santimetreye ulaşmışsa bunu yükseklikle kapatabilmeniz hem kozmetik açıdan hem de denge açısından problem oluşturur. Bu sefer kısa olan tarafı 5 santimetrenin üzerindeyse fark, uzatma ameliyatları düşünülebilir. Ancak bu tip eşitsizliklerin sebebi de önemlidir. Mesela bazen geçirilmiş bir travmaya bağlı büyüme kıkırdağının zedelenmesiyle meydana gelmiş olabilir. Veyahut da bazen kırılan bir kemik diğer kemiğe göre daha fazla uzamış olabilir. O da etkilenen tarafın, yani kırılan tarafın daha uzun olmasına yol açmış olabilir. Bunları muhakkak ki değerlendirmek gerekir. Ama sonuç olarak eğer 2 santimetrenin üzerindeyse ve 5 santimetrenin arasındaysa, yani 2 ile 5 santimetre arasındaysa bir işleme ihtiyaç olabilir. Bu bazen, özellikle çocuklardan bahsediyorum, yani büyüme potansiyeli varsa uzun olan tarafın veyahut da uzamaya devam edecek olan tarafın büyümesinin durdurulması operasyonları vardır. Bu operasyon yapıldığı zaman uzun olan tarafın büyümesi belli bir yaş aralığında durdurulur ve bunun sonucunda iki taraf arasındaki eşitlik sağlanır. Bu kulağa çok hoş gelmeyebilir. Yani sonuçta uzaması devam edecek olan bir kemiği niye durduralım diye. Çünkü uzamayı durdurmak son derece basit bir işlemdir. Halbuki uzamayı sağlamak, yani kısa kalan kemiği uzatmak daha komplike, daha problemli bir işlemdir. Onun için eğer 2 ile 5 santim arasındaysa uzunluk farkı ve çocuğun, ki büyüklerde böyle bir potansiyel yoktur, çocuklarda uzama potansiyeli varsa bu uzaması devam edecek olan kemiğin uzaması durdurularaktan eşitlik sağlanabilir. Peki 5 santimetrenin üzerindeyse ne olur? 5 santimetrenin üzerindeyse çocuk veya yetişkin fark etmez, bu eşitlik uzama ameliyatlarıyla sağlanması gerekir. Çünkü 5 santimetrenin altında işte büyümenin durdurulması gibi bir operasyonla bu iş halledilebilirken 5 santimetrenin üzerinde yine büyümenin durdurulması yöntemiyle eşitlik sağlanabilir ama bu sefer boy kaybı çok fazla olacağı için kısa olan tarafın daha komplike olan, daha problemli olabilecek olan uzatma ameliyatlarıyla uzatılması yöntemine gitmekte fayda vardır.